Bu arada sebze pişirme yöntemi yemek pişirme içindeki en güzel yöntemlerden bir tanesi. Bunun en önemli sebeplerinden biri sebzelerin o oldukları güzel renklerinin daha da ortaya çıkması. Turuncu daha turuncu, yeşil daha yeşil oluyor. İkinci sebebi de bütün o sebzenin içindeki faydaları en az kaybettiğimiz yöntemlerden biri. Bunun için ne lazım diye düşünürsek aslında çok basit. Bir tencere ve ufak bir buhar aparatı. Bunun için tenceremizin içine iki parmak kaynar su koyuyorum. Buhar aparatını yerleştiriyorum. Su buhar aparatını geçmemesi lazım. O yüzden iki parmak. Eğer sizin böyle bir aparatınız yoksa şunu da kullanabilirsiniz. Evde muhakkak ya bir süzgeç ya da bir kevgir vardır. Bunu daha büyük bir tencereye yerleştirip suyu alt seviyesinden olacak kadar yerleştirdiğinizde tamamdır. Önemli olan deliklerin olması ve sebzelere suyun buharının geçebilecek olması. Ocağımın altını yakıyorum. Kapağını kapıyorum ki iyice buharlansın. Bunun için her türlü sebze olabilir. Kışın işte havuç, karnabahar, brokoli, lahana, Brüksel lahanası olabilir. Yazınsa böyle hatta baharda sultani bezelye çıkıyor. O tadından yani birazcık tuz, biraz acıyla dünyanın en lezzetli sebzelerinden biri oluyor. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Önemli olan hepsini aynı boyda kesmek. Çünkü buharda olduğu zaman eğer biri büyük, biri küçük olursa birileri daha fazla pişmiş, birileri daha az pişmiş olacak. Bunları içine atıyorum. Bu şekilde 5-6 dakika içinde hazır olacak. Bunu bu arada sadece sebzelere yapmak zorunda değilsiniz. Çok güzel bir parça balık veya çok güzel bir parça böyle küçük küçük yaptığınız tavuğu sebzelerle birlikte önce tavuğu koyarsınız, 10 dakika pişirirsiniz. 5 dakikada sebzeleri attığınız zaman nefis, çok hafif bir yemeğiniz olacaktır. Şimdi şöyle bir anlayış da var. Onu hafif kırmak için de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yani haşladığımız zaman onu sırf haşladığımız haliyle yemek zorunda değiliz. Biraz zeytinyağı, belki birazcık sarımsak. Onun yanında böyle biraz susam ve acı biber de eklediğiniz zaman gerçekten çok nefis bir tada dönüşecektir. Evet, sebzelerim çok güzel oldular. Bunları böyle tabağa çıkarıyorum. Burada önemli olan bir diğer şey de haşladığınız sebzelerin bir an evvel yemek. Çünkü bıraktığınız sürede daha böyle bir yumuşayacaklar ve o kıtır kıtırlığını kaybedecekler. İsterseniz birazcık peynir de rendeleyebilirsiniz hazır bu sıcağındayken. Buharı üstünde bir parça zeytinyağı ekliyorum. Arzu ederseniz birazcık hardal da ekleyebilirsiniz. Birazcık balzamik. Bir parça da tuz ekliyorum. Son olarak güzellik haşhaş tohumu. Bir parça toz kırmızı biber. Ve en son az solist olarak da susamları eklediğim zaman dünyanın en keyifli hem de seksi görünümlü haşlanmış sebzelerini yemeye hazır.